Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin isimli hadis-i şerif kitabından müminin himmetli, gayretli, yorulmayan, bıkmayan, usanmayan çalışmalarının gerekliliğini anlatan hadis-i şerifleri okuyoruz. İmam Nevevi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis veya naklettiği hadis-i şerifler arasından özellikle bir seçim yapmadan tertibe göre okuyoruz. Bu tertibi bizzat İmam Nevevi kendisi yapmış, bir düşüncesi var. Şimdi Müslümanın ömrünü değerlendirmesi ile ilgili bir başlıkta himmet göstermesi, gayret göstermesi gerektiğini anlattığı bir başlıkta 109. hadisi şerifte bir başka zaviyeden Müslümana ufuk açmak istiyor. Hadisi şerif bizim için de bütün nesiller için de önemli uyarılar ihtiva ediyor. Hadisi şerifin önce teberrüken metnini, sonra da tercümesini dinleyerek üzerinde söylenebilecek sözleri söylemeye çalışalım. Hafız kardeşimizden dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Safvana Abdullah ibn Busrin el-Eslemi radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hayrun nasi men tala umruhu ve hasuna amaluhu. Ravahu't-Tirmizi. Ebu Safvan Abdullah İbni Büsr el-Eslemi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların en kârlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 109. hadisi şerif Riyaz-ı Salihin'de bu hadis-i şerif. Bu 109. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en kârlısı uzun ömürlü, ameli güzel olandır. Ömrün uzun olacak, amelin güzel olacak. Kârlı olan budur. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh Riyaz-ı Salihin'de yaptığı sınıflandırma hadisleri tertipte Mücahede bölümünde bu hadisi şerifi zikrediyor. Gayret etme, daha çok çalışma, bıkmama, usanmama anlamındaki mücahede konusunda, yani gayret etme konusunda bu hadisi şerifi zikrediyor. Konumuz gayret etme, çok çalışma, yorulmama. Hadisi şerifin konusu ne? Uzun ömüre güzel amel sığdırma. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ne demek istiyor? Ne için bu hadisi şerifi buraya getirmiş sorusunun cevabı var. Mümin gayret edecek. Allah'ın rızasını kazanmak için daha çok çalışacak. Hatta ve hatta cennete girmek için çalışmaktan çok Firdevs cennetine girmek için çalışacak. Adın cennetlerine girmek için çalışacak. Bir girivereyim yeterden çok, muhakkak gireyim, en üst yerlerinde olayım diye çalışacak. Âli himmet olacak, çok çalışacak. Çok çalışmak, çok gayret etmek, çok işler becermek, ömür istiyor, vakit, zaman istiyor. Bunun için eğer Allah bir Müslümana uzun ömür vermiş, lütfetmişse, o Müslüman da ömrünü boşa geçirmemiş, Allah rızasında kullanmışsa, bu Müslüman kârdadır. Bir yıl az yaşayan Müslümana göre daha kârlıdır. 2 yıl daha az yaşayan Müslümana göre çok daha kârlıdır. Ama elbette boş geçen ömürden söz etmiyoruz. Ömür bir gün fazla, ibadetler de,
Hasenat da bir günlük fazla hasenat ve ibadet. Böyle olursa uzun yaşamak karlı olmaktır. Daha fazla ibadete, daha büyük gayretlere, daha çok zikre ve daha çok cihada vesile olmadıktan sonra uzun yaşamak, kısa yaşamak diye bir ayrım yapmanın gereği yok. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ölüp gidip kurtulma gibi bir taktik öğretmiyor. Çok yaşama arzusunu ama ibadetle, kullukla, cihatla, hasenatla doldurulmuş bir fazlalığı Allah'tan istememize doğru bizi teşvik ediyor. Hani şöyle bir mantık bu hadisi şerife göre ters. Zaman çok kötü, çok. Ne mutlu erken ölüp gidene. Yanlış. Doğru bir tespit değil bu. Zaman kötü ise ibadetler ortadan kalkmadı. Zaman kötüleştikçe cihadın değeri arttı. Bir gün fazla kalıp, bir kuruş fazla sadaka vermek kârdır. Bir gün fazla yaşayıp, bir rekat namaz kılmak kârdır. Fazladan namaz kılmak. Bir gün fazla yaşayıp, hatta ve hatta 5 dakika fazla yaşayıp, o 5 dakikada bir kere Subhanallah demek, bir kere Allahu Ekber demek, 1 dakika cihad etmek, 1 dakikalık bir ribatta bulunmak, bir ömürden kıymetli şeyler. Demek ki Müslüman için ölüp gitmek değil, kalıp güzel işler yapmak esastır. Hedef bu olmalıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun yaşayıp salih amellere muvaffak olanı övmüştür, kârlı adamdır demiştir. Demek ki mücahede için, gayret için insana ömür lazım. O ömrü değerlendirecek gayreti de oldu mu, çok yaşayan çok kârdadır. Değerlendiremedikten sonra, Allah için olmadıktan sonra, kulluk vazifeleri ifa edilmedikten sonra, az yaşamak, çok yaşamak, belki de çok yaşamak o zaman, başa bela olması bakımından muahaze edilip ahirette hesabının sorulacağı düşünüleceğinden çok daha da tehlikeli olabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mücahedeyi, gayreti, çalışmayı, bıkmamayı, usanmamayı, zamanın fitnesine aldanmamayı, Allah için olağan çalışmalarımıza biraz daha ilaveler yaparak, yani uykumuzdan, keyfimizden, yemeğimizden, her şeyimizden ferahat ederek, bir sürü gayretler ederek çalışmayı bir başka zaviyeden teşvik eden hadis-i şerifini okuyacağız. Enes radıyallahu anh'ın bu hadis-i şerifini, 110. hadis-i şerif Riyad-ı Salihin'de hafız kardeşimizden tercümesini dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Amcam Enes İbn-i Nadr radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bu ona çok ağır geldi. Bu sebeple ey Allah'ın Resulü, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah Teala müşriklerle yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı elbette Allah Teala görecektir dedi. Sonra Uhud Savaşı'nda Müslüman safları dağılınca arkadaşlarını kastederek Rabbim bunların yaptıklarından dolayı özür beyan ederim dedi. Müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim deyip ilerledi. Sa'd İbni Muaz ile karşılaştı ve ey Sa'd, istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud'un eteklerinden beri hep o cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ya Resulallah dedi. Enes radıyallahu anh devamla şöyle dedi. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler müsle yapmış, uzuvlarını kesmişlerdi. Bu sebeple onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Enes dedi ki,
biz şu ayetin amcam ve amcam gibiler hakkında inmiş olduğunu düşünmekteyiz. Müminler içinde öyle yiğit erkekler vardır ki Allah'a verdikleri sözlerinde durdular. Onlardan kimi ahdini yerine getirdi, çarpıştı, şehit düştü, kimi de sırasını bekliyor. Bunlar asla sözlerini değiştirmemişlerdir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteşem ve o kadar da ibret verici bir olayla karşı karşıyayız. Enes bin Nadır radıyallahu anh ashab-ı kiramdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk cihadı olan, müşriklerle yapılan ilk gazve olan Bedir'e katılamamış. Yani Bedir'e katılıp canını tehlikeye atanlardan olmamış. Buna da esef ediyor, ahlanıyor. Yani katılamamış, cihada katılamamış, ölüm tehlikesiyle karşılaşmamış diye üzülüyor. Da hırsını neye saklıyor? Bir daha müşriklerle bir karşılaşma olursa Allah neler yapacağımı görecek diyor. Adeta bir zevk, eğlence ortamını kaçırmış da bir dahaki ortamda keyfine bakacağını düşünen bir genç gibi, ölümden kurtulacağı bir olayı esefle değerlendiriyor. Ölüme koşacağı olayı da iddia konusu yapıyor. Bir daha cihat olursa, karşımıza çıkarsa Allah görecektir neler yapacağımı. Söz çok büyük söz. Gerçekten de Uhud gazvesinde Enes İbni Nadr radıyallahu anh bulunma şerefiyle şerefleniyor. Bildiğimiz gibi Uhud'da aslında gazve kazanılacakken, kazanılıyor iken Allah'ın kaderiyle ashab-ı kiramın bir bölümünün hataları yüzünden savaş bozgunla sonuçlandı. Ashab-ı kiramdan onlarcası şehit oldu. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere pek çoğu da yaralandılar. Ağır yara gördüler. Şimdi kazanılacak gibi olan savaş, ilk saatlerde kazanılıyor gibi olan müşriklerin işte toparlanıp kaçmaya hazırlandıkları bir atmosfer birdenbire ters dönünce ashab-ı kiramda bir tür bozgun oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isabet alabileceği noktada boşlukta kaldı. Ashab-ı kiram çok üzüldüler. Müşrikler şeytanın da yardımıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öldürüldüğüne dair dedikodu, şaya çıkardılar. Bu şaya ashab-ı kiramı tam anlamıyla çökertti. Kulaklarına gelen bu sözü araştırma fırsatı bile bulamadan çöktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öldürüldüğü haberine beyinlerinde yer bulamadılar. Bu bozgun esnasında bu öldürülme haberi bozgunu büyüttü. Çok daha fazla ashab-ı kiram üzüldüler. Ahlanmaya, vahlanmaya başladılar. Enes bin Nadır radıyallahu anh bu esnada ne oldu? Nedir bu insanların böyle dağınıklığı diye merak etmiş. Öğreniyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü söyleniyor. Bunun üzerine Hazreti Enes'in tarihi bir çıkışı var. Diyor ki eğer Resulullah öldürüldüyse siz oturup niye böyle ağlıyorsunuz ki? Madem öldürüldü, kalkın onun öldürüldüğü dava uğruna biz de ölelim deyip kalkıyor. Demek ki küçük bir mola gibi bir esnada yakalamış onu bu haber. O arada da Allah'ım diyor.
ashab-ı kiramı kastederek bunların yaptığından dolayı, yani peygamberin ölümüne neden oldular onun bilgisine göre. Bundan dolayı senden özür diliyorum ya Rabbi diyor. Mümin kardeşlerim bu hatayı yapmamalıydılar. Kafirleri kastederek de bunlar da peygamber öldürmeye geldiler buraya. Bunlardan da uzak olduğumu, yani böyle bir şeyde asla bulunmadığımı sana beyan ediyorum ya Rabbi diyor. Ve meydana atılıyor. Ve giderken de işte bu dağın eteklerinde cennetin kokusunu aldığını söylüyor. Yani öleceğini, şehadetini bile bile duygusal bir şekilde şehadete koşuyor. Ve aradığını da buluyor. Yani Bedir'e katılıp da bu fırsatı yakalayamadığı için üzülüyordu. Uhud'da bu fırsatı yakalıyor. Ve çok ağır bir şekilde müşrikler tarafından şehit ediliyor. Yeğeni olan Enes İbni Malik radıyallahu anh, onun şehadetiyle ilgili bu olayı anlatırken, yani 80'den fazla üzerinde yara izi vardı diyor. Kim mızrakla, işte hançerle, kılıçla, okla vesaire delik deşik edilmiş diyebileceğimiz bir sahneyle şehit oluyor. Hatta yüzünü kesmişler, kulaklarını, burnunu kesmişler, belki gözünü çıkarmışlar. Öyle bir sahne olduğu için de kimse bu Enes İbni Nadır mıdır diye tanıyamamışlardı onu. Kız kardeşi gelmiş, yani Hazreti Enes'in halası gelmiş, o parmağındaki bir çocukluk hatırasından, artık böyle kesiklik ya da çıkıntı gibi bir şeyden, ha bu Enes İbni Nadır'dır demiş. O şekilde vücudu tanınabilmiş. O kadar parça parça olmuş. Sonra Hazreti Enes diyor ki Ahzab suresinin ayetini, minel müminine ricalun sadaku ma'ahedullahi aleyh ayeti için bu ve bunun gibiler hakkında indiğini düşünüyoruz diyor Hazreti Enes radıyallahu anhum cemiyan. Burada bu hadisi şerifi İmam Nevevi rahmetullahi aleyh mücahede, çok çalışma, Allah için çok gayret etme ile ilgili bir konunun içine hadis olarak koymuş. Bu neyi gösteriyor? Nevevi'nin anlayışına göre rahmetullahi aleyh, Müslüman bu himmet, bu gayret, bu heyecanla olur. Sonra da bu heyecanla yaşayan bir Müslüman hakkında da Allah Teala ayet indirir. Minel müminine ricalun sadaku ma'ahedullahi aleyh der. Yani demek ki müminin gayreti olursa olur, olmasa ne yapalım denecek gayret değil. Burada Hazreti Enes İbn-i Nadır radıyallahu anh'ın heyecanı çok yüksek, sloganı da çok heyecanlı. Yani öldüyse Resulullah, hayatın ne anlamı kaldı ki? Biz de onun öldüğü dava uğruna ölürüz, hayat anlam bulur diye düşünmüş. Müminler hata yapınca herkes böyle ne yapalım demiyor. Bunlardan Allah'a sığınıyorum diyor. Bu yanlış. Müşriklerin hatası var, zaten şirk üzereler. Ben onlardan değilim diyor. Doğru neyi görüyor? Doğru Allah için cihad etmeyi görüyor, onu yapıyor. Ortada iki tane hata var. Bir, müşriklerin hatası var, kökten yanlış. İki, Müslümanlar hata yapmışlar, hatalarından dolayı peygamberin öldürüldüğüne dair şaya bile çıkmış. Bu üçüncü bir çizgide Müslüman olarak kendisine şirk tarafını zaten ibra ediyor kendisini, ondan orayı uygun görmüyor. Öbür taraftan müminler de hata yapmışlar. Cihatta yapılmaması gerekeni yapmışlar. Peygamber bundan zarar görmüş, din zarar görmüş. Üçüncü çareyi kendisi üretiyor. Ne diyor? Ben de cennetin kokusunu hissediyorum bu olaylarda diyor. Yani öleceğini bile bile, şehadetini bile bile atılıyor müşriklerin üzerine. Bir yara, iki yara, üç yara, beş yara da değil aldığı. Parça parça bir vücutla tekrar onu buluyorlar. Allah için, din için, İslamiyet için himmet, düşünce, ufku bu olmalıdır. Bu kadar yapamayabilir bir mümin. Çok yüksek bir düzey. Hakkında ayet inmesine sebep olacak kadar büyük bir heyecan. Bizim kalplerimiz, tansiyonumuz buna dayanamıyor olabilir. Ama en azından
Bu düzeyde kulları da vardı Allah'ın. Böyle yapanlar da oldu. Ramazan'da zekat verip kenara çekilmediler. Bir ufak koli taşıyıp tamam Allah için yapılacak işi yaptım demediler. Bu tarzda Enes İbni Nadır gibi düşünenler de oldu. Demek ki bu hedefi yakalayanlar var. Biz de yapamasak bile bu kadar, hedefin bu olduğunu bilen bir şuurla yaşarsak Allah'ın izniyle, keremiyle bize de Allah Teala çok şeyler lütfeder diye umarız. 111. hadisi şerifi bir başka zaviyeden inceleyeceğiz. Yine İmam Nevevi rahmetullahi aleyh enteresan bir şekilde bu hadis-i şerifi de buraya yerleştirmiş. Mücahidenin Allah için gayretin, Allah için bir şeyler yapmanın, yorulmamanın, Allah yolunda bıkmamanın, usanmamanın, olayların etkisi altında kalmamanın, çileden çıkmamanın veya her türlü saldırıya, her türlü sıkıntıya hazır olmanın ve bunun karşılığında da Allah'tan büyük şeyler beklemenin örneklerinden birini göreceğiz. Riyazu Salihin'deki 111. hadis-i şerifin tercümesini kardeşimizden dinliyoruz. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Mes'ud Ukbe İbni Amr el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh şöyle dedi. Sadaka ayeti inince biz sırtımızda yük taşıyarak, hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Derken bir adam geldi. Çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi, bir ölçek hurma getirdi. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır ayeti indi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Hadis-i şerifi nereye oturtacağız? İmam Nevevi mücahede konusunda, gayret etme konusunda bu hadis-i şerifi hangi maksatla buraya yerleştirdi? Mesele şu. Şimdi ashab-ı kirama bakıyoruz. Sadaka verin deyince Allah Teala emri uygulamaya başlamışlar. Kimi çuvalla getiriyor, kimi bizim deyimlerimize küçük bir poşet de getiriyor. Sadakasını sırtında taşıyor. Kimi bir avuç getiriyor. Ashab-ı kiram, müminler, Allah emretti, sabah emredildi, öğlen de uygulamaya başladılar. Bu kadar. Allah'ın emri yerine getiriliyor. Ama herkes takati kadar. Kimi çuval, kimi poşet, kimi avuçla getiriyor. Bu normal. Bir de bir grup var. Onlar kendileri sadaka vermiyorlar. Getirilen sadakaları yorumluyorlar. Durmuşlar Mescid-i Nebi'nin kapısında, çok getirene riyakar diyorlar. Az getirene pinti diyorlar. Kendileri hiç tabii sadaka ile ilgileri yok. Onlar sadaka yorum uzmanı gibi duruyorlar. Münafıklar. Bütün çağlarda, bütün mekanlarda münafık karakteri budur. Bir şey yapmaz, yapılanı tenkit eder, ayıp bulur, ayıp araştırır, eksiklik araştırır. Kimin riya için yaptığını Allah bilir. Kimin verdiğine de Allah'ın ihtiyacı olup olmadığını yine Allah bilir. Bunlarsa üzerlerine görev olmayan bir işle meşgul oluyorlar. Ama bu onların yaptığı bir hata, onlarla gömülüp gitmiyor. Çuvalla getiren riyakarlıkla itham edildiği için morali kırılıyor. Evindeki öbür çubalı getirip getirmemeyi tereddüt ediyor. Az getiren, senin ne işe yarayacak getirdiğin demeye reklam yapıldığı için hakkında, o da nasıl olsa az işe yaramaz diye azı vermekten vazgeçiyor. Aslında sadakayı çökertiyorlar bunlar münafıklar. Şimdi o riya yaptığı söylenen münafıkların, riyakar herif, reklamını yapıyor getirdiğinin diyenin
denilenin etkilenmesi halinde, o az getirenlerin bunun getirdiğinden ne olacak, senin derdin ne, sen kendin ye bunu anlamında hakaret edilenlerin, onların veya bunların getirmekten, sadaka vermekten vazgeçmesi, ümmeti Muhammed'in meziyetlerinden birisi olan sadakayı çökertiyor. Sadaka çökünce fakirlik yükseliyor, zenginler kaybediyor, fakirler enerjisizlikten cemaate katılamıyorlar, hizmete iştirak edemiyorlar. İslam mücahit kaybediyor, ordu eleman kaybediyor. Dolayısıyla sadakanın çökmesi, sadakanın işlememesi basit bir olay değil. Bunlar durdukları yerde kalite kontrol uzmanı gibi durup bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Yaptıkları kendilerine zararı, kendilerine dönen bir şey de değil. Ciddi bir şekilde cemaate, camiye, ümmete zarar veriyorlar. Bir de en önemlisi şevk kırıyorlar. Heyecan kırıyorlar. Hadis-i şerif bize nakledilirken hadisin sonundaki ayetten dolayı naklediliyor. Onların, münafıkların bu tür tavrıyla karşılaşan ashab-ı kiramın ne o riyakar dedikleri, ne de ne olacak senin sadakandan dedikleri, o müminler etkilenmeden vermeye devam ettikleri için Allah onlardan razı oluyor. Öbür münafıkların yaptığından dolayı da onları kıyamet gününe kadar arlanacakları ve hiçbir zaman başlarını kaldıramayacakları bir ayıplamayla ayıplamış oluyor. Bizim için de bu illa sadakada olması da şart değil. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ibadette karşımıza çıkabilir. Herhangi bir çalışmada karşımıza çıkabilir. Yani sen bu köyde bu çeşmeyi yaptın, ne olacak sanki 40 senede bir karga geçecek de buradan su içecek diye horlanmış olabilir. Basit görülmüş olabilir. Sen bu koca camiyi yaptın, tamam cami doluyor ama senin derdin cami yapmak mıydı diye de bir herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda karşımıza çıkabilir. Maksat Allah rızası olduktan sonra. Bir, az çok yok. Çünkü Allah aza çok muamelesi yapar. Çoğu daha çok kabul eder. Bir, iki, etkilenmemek şart. Dış propagandadan, reklamdan, tehditten etkilenmeden ibadet yapmak lazım. İşte ashab-ı kiramı görüyoruz. Sırtında çuvalla sadaka getiriyor. Mescidin kapısında durmuş münafık onunla eğleniyor. Öbür sahabeye bakıyorsun, ya sen bir avuç şey getirdin, ne olacak bundan deyip onunla eğleniyor. Ya biz iyisi mi götürmeyelim diyecek olsalar Allah'ın rızasını kaybedeceklerdi. Yani bir tür porbakandaya da hazır olmak, mücahedenin, gayretin, himmetin olması gereken şeklidir. Hadis-i şerif bize bunu öğretiyor. Şimdi bir başka uzun hadis-i şerif daha okuyacağız. Bu hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından ashab-ı kiramın aktarmasıyla gayretin, himmetin, çok şeyler yapmayı arzu etmenin gerekliliğini ve uygulanmış şekillerinden bir bölümünü göreceğiz inşallah. 112. hadis-i şerifi Riyazu Salihin'in sıralamasından, tercümesinden dinliyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Said İbni Abdülaziz'in Rabia İbni Yezid'den, Rabia'nın Ebu İdris el-Havlani'den, onun Ebu Zer Cündeb İbni Cünade radıyallahu anh'den, Ebu Zer'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun da Allah Tebareke ve Teala Hazretlerinden rivayet ettiğine göre Allah Teala şöyle buyurdu. Kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde
benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim. Kullarım, benim doyurduklarım hariç hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Kullarım, benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz günah işlemektesiniz. Bütün günahları affeden de yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Kullarım, evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz en müttaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz. Kullarım, evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz en günahkar bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden de en küçük bir şey eksiltmez. Kullarım, evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak iğne denize daldırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltebilirse işte o kadar azaltır. Yani hiçbir şey eksiltmez. Kullarım, işte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iade ederim. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Said İbni Abdülaziz dedi ki, Ebu İdris el-Havlani bu hadisi rivayet ettiği zaman dizleri üzerine çöküverdi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Dikkat ettiysek kullarım ifadesini birkaç kere ard arda duyduk. Çünkü bu hadisi şerif Kudsi hadisi şeriftir. Kudsi hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından ama Allahu Teala'nın söylediği sözler demektir. Kur'an gibi ayet değil, hadisi şerif hükmünde ama sözlerin sahibi Allahu Teala. Hadis, diğer hadisi şeriflerde de durum nedir? Orada da hükmün sahibi Allah Teala'dır ama sözün kalıbı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aittir. Bu uzunca hadisi şerifin başlangıç cümlesi Allah Teala'nın zulmü kullarına haram ettiğini haber vermekle karşımıza çıkıyor. Ondan sonraki bölümün ortak fikri, anlattığı şey, yani biz Allah-u Teala'nın mülkünde insanlar olarak hepimiz cinler de dahil toplanmış olsak bir hiçiz. Hep istesek, hep Allah verse bize ondan bir şey eksilmiyor. Hep kulluk yapsak Allah bundan bir şey kazanmıyor. Hiç kulluk yapılmasa, cinler, herkes isyan etse Allah bundan bir zarar görmüyor. Hep kendimiz için yapıyoruz. Yapmazsak da biz zarar ediyoruz. Onun için bir iyilik, bir güzellik, hayırlı bir sonuç bulan Allah'a hamd etmeli. Hayır, ters bir durumda olan, Allah'ın razı olmayacağı ve kendisinin helak olacağı konumlardan bir konumda olan insan da kendine esef etmeli. Kendi kendini ayıplamalıdır. Her halükarda bu hadisi şerif olağanüstü çaplarda çalışılarak elde edilecek makamları Allah'ın lütfu keremiyle bize açtığını ve biz de bir miktar gayret ederek, çalışarak bu dereceleri, hasenatı yakalayabileceğimizi hadis-i şerif bize işaret etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
hadisi şeriflerinin tamamı bizim için cennete giden yolu gösteren işaretlerdir. Bu mücahede bölümünde anlatılan hadisi şerifler bizi biraz daha gayretli olmaya, biraz daha yorulmadan, bıkmadan, usanmadan ibadet yapmaya, kulluk yapmaya teşvik etmiş olmaktadır. Bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.